Komisyonun katılmadığı önerge üzerine söz isteyen NİDE Milletvekilimiz Sayın Ömer Fethi Gürer. Buyurun Sayın Gürer. Süreniz 5 dakika. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, OAR döneminde kanun hükmünde kararname ile düzenlenen bir uygulamada taşeron düzenlemesiydi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilip tüm partilerin ortak görüşleriyle birlikte oluşturulması gereken taşeron düzenlemesi ne yazık ki OAR kapsamında çıkarıldı. OAR kapsamında çıkarılan bu taşeron düzenlemesiyle sorunlar çözülme yerine mağduriyetler arttı. Çünkü bu düzenlemede belediyede çalışan işçiler için belediye iktisadi teşekkürleri oluşturdu. Eşit işe eşit ücret ve hak ettiği kadronun verileceğini bekleyen işçiler ne yazık ki hüsrana uğradı. Kamuda kiralık şoförlere kadro verilmedi. Kiralık araç şoförlerine verilmeyen bu kadronun yanında hastane bilgi işlemcilere, sosyal tesis çalışanlara, PTT'de görev yapanlara, devlet demir yollarındakilere, karayollarında çalışanlara ne yazık ki kadro verilmedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nda toplum yararına programı kapsamında işe alınanlar da kadrodan mahkum kaldı. Bu düzenleme kapsamında 4 Aralık tarihi neden ve niçin ortaya çıktığını kimse bilemiyor. Ama 4 Aralık'ta Jokerler diye sosyal medyada da kendilerini tanımlayanlar, yani 4 Aralık öncesinde herhangi bir kuruluşta taşeron işçiyken o süreçte izinli, raporlu ya da ihalesi sona erdiği için yıllarca taşeronda çalışmış arkadaşlar kadroya giremediler. Ama 4 Aralık'a 2 gün kala işe alınanlar kadro aldı. Bunun yanında 4 Aralık sonrası taşeron uygulaması devam etti. Şu anda kitlerde gereken düzenleme hala sağlanmadığı gibi Milli Eğitim Bakanlığı'nda, Ulaştırma Bakanlığı'nda, Orman Bakanlığı'nda, Sağlık Bakanlığı'nda hakkını, talebini karşılanmadığı için mağdur olan işçi kardeşlerimiz var. Değerli arkadaşlar, taşerondaki amaç kamuda taşeronun ortadan kaldırılmasıydı. Bu konuda Adalet Kalkınma Partisi 2 seçim öncesi verdiği sözü ne yazık ki yerine getirmemiş oldu. Halihazırda kamuda taşeron devam ediyor. Bu kapsamda kadroya geçemeyen arkadaşlarımızın da hak mücadelesi devam ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Bakanların altındaki Audi araba yüzünden kiralık makam şoförü kadro alamıyor. Neden? %70'e ihale kapsamında hizmet ihalesine tabi olduğu için kadrodan mahrum. Bu kabul edilebilir durum mu? Keza bugün mecliste çalışan arkadaşlarımızın da sosyal hakları, özlük durumlarını iyileştirmesiyle ilgili biraz evvel bütçede de ilgili başkan vekilimize söyledim. Burada dahi, yani bizlere hizmet eden, bizlerle bir arada çalışan arkadaşlar arasında dahi hak kayıpları var. Bunlar emekçiler için doğru uygulamalar değil. Bakınız, 1603 lirayla çalışmak zorunda olan bir işçinin elektrik, su, doğalgaz gibi giderleri 1/3'ünü karşılıyor maaşının. Bunun yiyeceğini, giyeceğini, çocuğunun masrafını değerlendirdiğinizde bu ücretlerle nasıl geçindiğini anlayabilmek de mümkün değil. Ama bundan dahi mahrum olanlar var. İşe girdiriyorsunuz belediyede, il özel idarede ve bir karar alıyorsunuz. Diyorsunuz ki 5 ay 29 gün çalıştırılanlar amirinin onayıyla 9 ay 29 gün çalıştırılacak. Ama belediyeyle il özel idareyi bu kapsama almıyorsunuz. 5 ay 29 gün çalışan arkadaş geliyor. Ne olur vekilim 4 ay daha çalışayım diyor. Kadro dahi istemiyor. Ekmek istiyor. Aş istiyor. Evdeki çocuğun durumuna gelip dert olarak bize anlatıyor. Bizim yüreğimiz cız ediyor. Değerli kardeşlerim, milletvekili olarak bizlerin sorumluluğu bu yapılan yanlışları düzeltmektir. Taşeronla ilgili kanun teklifi verdim. Bu yaşanan mağduriyetlerin tümünün ortadan kaldırılması, kamu kiralık araçları kullanan şoför kardeşlerimizin, hastanedeki bilgi işlemcilerin, hastanede röntgen ve diğer birimlerde çalışanların, ayrıca kadroya geçtikleri halde 2019 yılı toplu sözleşmesinde
haklarını alamayıp 2020 yılına kadar mevcut koşullarda çalışmak zorunda bırakılanların hepsinin sorunlarını gelin birlikte çözelim. Onlar için verdiğimiz kanun tekliflerini umarım dilerim Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilerek bu KHK ile yapılmış yanlış düzenleme düzeltilir. Böylece de emekçilerin hak ettiği haklarını vermiş oluruz diyorum. Yüce Meclis'e.